Çatkal Tarih ve Kültür Söyleşilerine tekrar hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün Çanakkale turizmi için ve Çanakkale'deki otel kavramının en önemli unsurlarından bir tanesi Tusan Oteli üzerine konuşacağız. Tusan Oteli'nin ilk işletmecisi, ilk yaratıcısı ve bugüne kadar da getiren Sayın Enver Sadık Yılmaz konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Enver Sadık Yılmaz kimdir? İlk önce bir ondan başlayalım. Ondan sonra Tusan'ın hikayesine, sizin hikayelerinize devam ederiz. Çok teşekkür ederim beni bir kere davet ettiğiniz için. Ben 13 yaşımdan beri turizm sektöründe hizmet etmiş bir turizmciyim. Hı hı. Öncelikle tabii ki babamla birlikte bu işin içine girmiştik. Onun vefatını takiben ben en az bir 25 sene daha bu sektörde çalışmalarıma devam ettim. Araya gireceğim. 13 yaşından beri dediniz. Babanız ne iş yapıyordu? Yani babanızla beraber bir de yani o kadar eskiye mi dayanıyor Çanakkale turizmi? Bir ondan da böyle. Tabii Çanakkale Tusan Oteli 1962 senesinde kurulmuştu. Yine bizim akrabamız, benim isim babam işte Enver aynı zamanda. Enver Muradoğlu'nun çok ileri görüşlü olması ve çabalarıyla Türkiye'de ilk defa zincirleme tesisler yapıldı. Bunların bir tanesi Çanakkale, diğerleri de Bergama, Kuşadası, Pamukkale, Efes, Uludağ, Manavgat, Nevşehir, Kapadokya gibi bölgeler seçilerek yapıldı. Hani sizin öyle? Babanız bunun üzerine mi çalışıyordu? Oradan mı yani siz 13 yaşından beri bu sektördeyim dediğiniz için sormuştum. Şimdi o bir 5 sene sonra yani 67'den itibaren babam bu Çanakkale'deki Tusan'ı devraldı. He. İlk kurucumuz bizim akrabamızdı Enver Muradoğlu. Kendisi aslında inşaat sektöründe hizmete olan bir insan. Zengin bir insan. Ancak işte 62 döneminde Türkiye'de turizmi başlatanlardandır. O dönem bir sürü krediler geldi. İşte Türkiye'de devletin gösterdiği özellikle de arkeolojik alanlarda, tarihi bölgelerin olduğu alanlarda seçilerek bu tesisler kuruldu. Hı hı. Uludağ'daki mesela ilk tesis Tusan'dır. Daha o zaman yol mol yokken Uludağ'a ilk tesisi yapan yine bu kişidir, Enver Bey'dir. Yani Tusanların Türk turizmine çok büyük katkıları olmuştur. Zaten saydığınız yerlerin hepsi aslında turizmin Türkiye'deki en önemli yerleri, temsil edildikleri yerler. Kültür turizmi. Bodrum, Efes olsun, işte Marmaris olsun, bunların hepsi çok önemli. Evet, biz peki, daha sonra babam bu Çanakkale'deki tesisi devraldı. Hı. Dolayısıyla da biz de işin içine girmiş olduk. O dönemler Mayıs-Eylül araları çalışan böyle kısa dönem, yaz dönemi çalışan tesis idi. Şimdiki gibi bütün sene hizmet vermek ya da işte potansiyel bulmak kolay değildi. Hı hı. Biz çok zor şartlar altında aslında turizmi yaptık. Bir nebze taşıma suyla değirmen çevirdik diyebilirim. Yani elektrik yok, su yok, telefon yok. Öyle biz mi? O dönemleri yaşadık. Manyetolu telefonumuz vardı mesela. Evet. Elektrik yoktu. Elektriği nasıl çözdük? Jeneratörlerimiz vardı. Jeneratörlerle tabii çözüyordunuz. Dinlendirerek jeneratörlerle hallediyorduk. Su bulmak sorundu. Hatta bizim bulunduğumuz bölgede bile su problemleri vardı. Ama o şartlar altında dahi işte Türkiye'ye de turizmi yerleştirebildiğimize inanıyorum. O dönem gelen turistlerin, yabancıların özellikle bir turizm gezi kültürü vardı. Yani çok fazla bir beklenti içinde değillerdi. Biliyorlardı nerede ne bulabileceklerini. Çok büyük paralara geliyorlardı o dönem. Çünkü biliyorsunuz uçak vesaire çok daha masraflıydı.
Yani çok daha büyük paralar vererek gelmelerine rağmen öyle çok şikayet etmezlerdi. Şimdi o zaman verilen paraların belki onda birine geliyor turistler. Yine aynı süreler işte kalıyorlar. Kalıyorlar ama işte beklentileri çok çok daha fazla. Beklenti maalesef değişti. Peki, çok değişti. Siz burada babanızla beraber çalışmaya başladınız. Sonra eğitim hayatı falan nerede, nasıl ben oldu? Daha sonra yabancı dili nerede geliştirdiniz? Ben TED Koleji'nde okudum. Yani bütün tahsil hayatım lise, Ankara mı İzmir mi? Ankara. Lise sona kadar TED Koleji'nde okudum. Ondan sonra Almanya'da bir tekstil eğitimim var. Tekstil. Niye tekstil? İşte yani turizm konusunda çok güzel eğitimler yok idi o zaman. İletişim de zordu. Mesela İsviçre aslında bu konuda çok özeldir. Çok güzel eğitim verir. İsviçre'de biliyorsunuz okullar. Ama o iletişimleri kuramadık. Almanya işte herhangi bir üniversite eğitimi olması açısından. O konuyu seçtim. Ama tekstil mutlaka hayatınıza da belli başlı yerlerde çok dokunmuştur. Çok dokundu. Özellikle işte otelin tefrişatında tabii ki faydası oldu. Ben tamamıyla turizmi pratikten öğrendim. Babamın bir düşüncesi vardı. Derdi ki ben bir otele gidersem ne beklerim? İşte onu biz müşterilere vermeye çalıştık yıllar boyu. İnsanları severim ben. Çok hani çok farklı insanların görüşleri, beklentileri. Ama herkesi severim. Onun için de iletişimi çok güzel kurabildim insanlarla, gelen müşterilerle, misafirlerle. Ve 50 sene boyunca da gerçekten çok kaliteli insanlarla tanışma fırsatı buldum. Tahmin ediyorum. Çok önemli VIP'leri ağırladım. Yani cumhurbaşkanları, işte valiler, bakanlar, başbakanlar, pek çok kişi bizim otelimizde mutlaka misafir oldular. Mesela Ziaül Hak Pakistan'da. Pakistan Cumhurbaşkanı Ziaül Hak. Evet. Ne bileyim Avustralya Genel Valisi ki orada Cumhurbaşkanı statüsünde. Onu ağırladık. Sir Ninian, Stephen, işte Özallar, ne bileyim, Tanzimçilerler vesaire. Hepsi bir kere. Özallar bizde. Dediniz aklıma geldi. Margaret Thatcher, Anzak törenlerinin 75. yılı için buraya gelmişti. Nerede konakladı biliyor musunuz? Onlar konaklamadı zannediyorum. Yani ben de hiç bilmediğim için sordum bunu kısa bakarsanız. Bir dönem mesela kraliçe gelecek dediler. Ama benim dediğim çok eski dönemler. O zamanlar Çanakkale ulaşımı çok çok kötüydü. Önceden işte bu araştırma için lordlar geldi büyük şeylerle. Bir araştırma yaptılar kraliçe buna dayanabilir mi, bu seyahati yapabilir mi diye. Ve biz ona özel odalar yapacaktık bir sene içinde. Çok güzel ağırlayacaktık ancak olmaz dediler. Nitekim geldi, gemide kaldı, işte katıldı törenlere ve ertesi gün gemiye binip gitti. Yani gemide konakladı. Peki. Zordu şartlar o zaman. Evet, şimdi kesinlikle doğru. Yani bir de daha hala bugün Çanakkale açısından baktığımızda da belki o şekilde üst sınıf bir konaklama gerçekten daha hala tam anlamıyla yerine getirilen ulaşım bir sistem değil. En azından bir havalanımız var şimdi. Şimdi hiç olmazsa bir havalanımız var ama çalışmıyor desek neredeyse doğrudur yani. Peki Enver Bey, Tusan'ın hikayesiyle başladık ama Tusan'ın hikayesini biraz daha ayrıntılandırmadan önce ben size Çanakkale'deki otellerin, Çanakkale'deki otelciliğin bir hikayesini sorsam, bir nasıl gelişti, neler vardı? Çünkü ben mesela her zaman için bilirim işte Çanakkale'de otel yoktur. Daha önce otellerden önce Yalıhan vardır. İnsanlar orada konaklarlar. Evet. Ama Yalıhan'ın hemen
bir arka sokağında, bir de köşesinde işte Bahri Sefit Oteli ile Yabancılar Oteli gibi yerler de vardır. Bunlar da farklı konaklama alanlarıdır. Bunun gibi böyle bu otellerin tarihi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Valla bizim dönemimizde Çanakkale'de maalesef otel açısından eksiklik çoktu. Bir bizim otelimiz vardı. Bir de Oleis'in yapmış olduğu merkezde Truva Oteli vardı. Hı hı. Dediğiniz gibi küçük butik tarz oteller, işte Yalahan, Yabancılar Oteli gibi tesisler bulunmaktaydı. Yeterli değildi yani. Çanakkale için yeterli değildi. İnsanlar turizme, aslında turizmde otellere yatırım yapmak çok karlı değildi o dönemlerde. Ya da uzun vadede getirisi olan bir sanayidir turizm. Bu yüzden insanlar daha çok sanayiye yatırım yaparlardı. Oteller konusunda pek yatırımcı bulamazdınız. Bu yüzden belki hani genelde Türkiye'de de durum buydu. Sadece Çanakkale'de de değil. Nitekim Tusanlar hemen tesisler yapıldıktan sonra bir iki sene içinde amorti edememişlerdir yaptıkları yatırımı. Yani uzun süreler geçmiştir. Tanıtım açısından zaman gerekir. İnsanları alıştırmak açısından da bir sürenin geçmesi gerekir. Haklısınız. Yani 1960'larda bir yatırım yapmak gerçekten tamamıyla o dönemde mümkün olduğu kadar da devletin teşviğiyle ve desteğiyle yapılan yatırımlar oluyordu. Ancak o şekilde. Tabii ki şöyle bir şey bakıyorum, yani 1960'lı yıllarda Çanakkale'de işte dediğimiz gibi sadece iki tane otel var. Evet. Yani sizin oteliniz, bir de Truva Oteli. Saat Kulesi'nin çevresinde yavaş yavaş işte küçük Truva Oteli'dir bilmem işte şeylerdir falan. Onlar 1970'li yılların sonlarına doğru yeni yeni açılmaya başlanmıştır. Ya biz hiçbir zaman yeni açılan, daha ileriki tarihlerde açılan otelleri bir rakip olarak görmedik. Bilakis onları destekledik, teşvik ettik. Çünkü kapasite ne kadar artarsa gelen turiste çok daha rahat konaklama imkanı bulabilecekti. Hiçbir zaman fiyat rekabeti de yapmadık ve de her zaman kendilerine destek olmaya çalıştık. Diğer oteller de bu şekilde başladı. Ve nitekim işte diğer otel, Iris Otel, ne bileyim Akol, daha sonra Parionlar, işte şimdi de Hilton. Evet, şimdi artık Hilton'umuz da oldu Çanakkale'de. Hilton otelimizde Hilton'umuz oldu. Da oldu. Bunlar yani, güzel, ne kadar çok tesis varsa o kadar çok. Yani bunların hepsi yeni yatırımlar. Bu yeni yatırımlar doğal olarak da yeni insanların, yeni şeylerin, etkinliklerinde bu kente kazanılmasını ve daha refah bir hal almasını da sağlayacak olan yatırımlar. Tabii istihdam sağlayacak. Yani Çanakkale'nin turizmi kültür ağırlıklı turizm. Evet. Peki şundan bahsedebilir miyim? Tusan'dan bahsettik yine. Hep Tusan otelleri bir zincir oteldi. Evet. Yani Türkiye'de 1960'lı yıllarda bir zincir otel üzerinden mi turizm başladı? Çünkü bakıyorum 1960'lı yıllarda sizin de bu Tusan'ların isimlerini verdiğiniz yerlerde de başka da öyle çok büyük şeyler yok. Yani dediğimiz gibi Çanakkale'deki gibi küçük küçük yerleşimler var. Küçük küçük belki hani bugün pansiyon diyebileceğimiz oteller var. Şimdi bu bizim Enver Muradoğlu, Amerika'da eğitimini almış, MIT mezunu. Orada işte bu Holiday Inn'ler, Days Inn'ler gibi böyle zincir tesislerin çok iyi algılıyor, tahlil ediyor ve faydalarını anlayabiliyor. Aynı sistemi Türkiye'de de başlatmak istedi. O şekilde başladı zincirleme tesis fikri. Bu bir vizyondur. Yani bu ileri görüşlülüktür. Peki Tusan'dan başka var mı böyle? Turbanlar vardı bizim dönemimizde.
Ha, bir de turban oteller vardı. Turban. Evet. Şimdi işte Ramadalar var biliyorsunuz. Hı-hı. Sheraton'lar. Yani onlar da kapasite şeyler, Hilton'lar var. Tabii ki. Bütün Türkiye'ye yayıldılar. Ama o dönem işte İstanbul'da bir tek Hilton, Harbiye'deki Hilton vardı. Evet. Ben onu çok severim mesela. Güzel, tam anlamlı. İçi de çok güzel bir oteldir. Evet. Ve nitekim 2015 senesinde ben büyük bir organizasyon yaptım. İstanbul'daki konaklamalarda onu kullandım. Hı hı. 2000 kişiyi ben Türkiye'ye getirdim Avustralya'dan. Öyle mi? Tabii 2000 kişi. Yani, peki onun da hikayesini alalım. O nedir? 2000 kişiyi nasıl getirdin? Şimdi Avustralya, şimdi bu 50 senelik sürede tabii ki çok güzel dostluklar, ilişkiler kurabiliyorsunuz. Ve de güzel intibalar bırakmışsanız insanlar size güven duyabiliyorlar. Dolayısıyla Avustralya'daki bir seyahat acentesi ki sahibinin Gelibolu kitapları falan vardı. Tarihçi kendisi aynı zamanda. Bir gün 2015 için 2000 kişi planladıklarını düşündü ve bunu organize edip edemeyeceğim konusunda iletişime geçti. 2015 yılı. 2015 100. yıl için, evet. Anzak seremonilerinin. Ben, eşim, işte bir de tabii bir seyahat acentemiz var. Hep birlikte bunu yapabileceğimize karar verdik. Dardanos, şimdi 10.000 kişi biliyorsunuz sınırlama getirdi Avustralya hükümeti. Çünkü Anzak yani o dönemde böyle bir sınırlama şeyi vardı. Yani peki. Bu Anzak turizminde biraz daha açmanızı isteyeceğim ama bu konuyu lütfen devam edin. Şimdi 50.000 kişilik bir talep vardı. Ancak 10.000 kişinin girebileceğine karar verdiler. Ve de bir çekiliş yapmaya karar verdiler Avustralya hükümeti. Evet. Biz nasıl ortaya çıktık? Dedik ki biz kazananları karşıya götüreceğiz Anzak seremonilerine. Kazanamayanlar için de kendi özel seremonimizi, alternatif seremonimizi yapacağız dedik. Dolayısıyla iyi bir 2000 kişilik bir talep geldi. Hı hı. Daha da artabilirdi de orada durduk. Ve de 9 günlük uzun süreli bir periyot yarattık bu turda. Hı. Yani gelenler 9 geceleme yaptılar. 9 gece boyunca burada kaldılar. Bu tabii ki Çanakkale turizmi için bulunmaz bir nimet. Müthiş bir şey. Çünkü fiyatı, daha hala bugünkü rakamlar bile bir gece konaklamak. Genelde bir gece, iki gece. Hı-hı. Hatta günü birlik gelip gidenler bir şey. Var. Yani ortalama hala bir gece. Şimdi 9 gece Çanakkale, 8 gecede İstanbul Hilton, İstanbul konaklamaları vardı. Ya yani gelmişken İstanbul'u da geziyorlardı. Başta ve sonda. Son geceleri galalar oldu, özel yemekler yapıldı. Çanakkale'deki birçok oteli ben doldurdum. Fiyatı da ben belirledim. Şimdi birçok otel biliyorsunuz işte fiyat düşürmeye çalışır eder. Ben dedim yok, herkes kazansın. Esnaf kazansın. İşte lokantaları organize ettik. Dardanos sit alan, hani tarihi bir mekan olsun istedik. Yani herhangi bir, evet, deniz boyu olmasın da. Hı hı. Tarihi bir mekan, alan olsun dedik. Dardanos'ta nerede oldu? Dardanos Hasan Mesuf Şehitliği'nin üst kısmında. He, tam yukarıdan, tam böyle boğaza bakarken böyle. Evet. Tabii özel izinler gerekiyordu set alan olduğu için. Tabakanlara kadar gitti. Bir 6 ay uğraştım ama sağ olsun işte valiler, özellikle Bekir valim çok yardımcı oldu. Bir tek de ben alabildim bu özel izni. O alanda işte oturma düzenleri, büyük ekranlar, jeneratörler, işte kahvaltı çadırları bütün gece. Bizim seremonimiz karşı seremoniden, asıl seremoniden çok daha güzel ve farklı oldu. Bize mesela çünkü daha büyük bir emek harcanmış. Öbürküsü daha böyle klasik daha bir resmi şey. Bizimkisi, evet, mesela bizde Eric Bugle vardı. Biliyorsunuz bu Waltzing Matilda'yı yazan, Gelibolu için yazan bir şarkıcı. O özel geldi bize. Çok özel bir medya sunucu geldi. Konuşmalar, işte biz de Türk bakış açısıyla konuşmalarımızı yaptık.
Çok muhteşem bir seremoni oldu. Tarihte ilk defa böyle bir şey oldu. Evet, çok çok önemli bir şey gerçekten. Peki Ansat turizmine geçmeden önce ben tekrar sizi çok özür dileyerek ama bu şey Tusan Otel'in Tusan Oteli özel yapan başka şeyler de vardı. Ben mesela çocukluğumdan hatırlarım. Babam Hürriyet Gazetesi'nin baş bayisiydi. O dönemde rahmetli Sedat Simavi Çanakkale'de askerlik yaptı. 1975'te. Askerlik yaptığında Tusan'da konakladı. Evet, Erol Bey de geldi. Hı-hı, babası Erol Bey de geldi ondan sonra. Ya gene... yani bunun gibi böyle değişik şeyler, çok önemli misafirleriniz vardı. Ama şunu da şey altını çizmem gerekiyor. Sizin de çok çok özel bir mutfağınız vardı. Evet. Tusan Otel'in mutfağı her zaman için böyle Çanakkale'de herkesin özellikle böyle şey yapmaya çalıştığı, özen gösterdiği ve talep ettiği bir yerde. Nasıl bunu başardınız? Biz aşçılarımızı Mengen'den aldık genelde, biliyorsunuz. Mengenli aşçılar özeldir. Çoğu evini barkını bizim İntepe Erenköy'e taşıdı zaman içerisinde. Gerçekten çok kaliteliydi. Ancak biz de kendi damak tadımıza göre onlara müdahale edebiliyorduk. Bazı değişikli, özellikle annem yemek konusunda ustaydı. Tabii onun çok şeyleri olmuştur. Bir kere malzemelerimizi biz her zaman doğal malzeme olarak kullandık. Hazır donmuş malzeme hiçbir zaman kullanmadık. O dönemde var mıydı donmuş ürün? Bazen oluyordu bazı dondurulmuş konularda. Dondurulmuş ürün var mıydı? Asıl yoktu yani aslında. Çok fazla biz yoktu değil onun mi? Onun için öyle başladık, hı-hı, öyle devam etti. Biz mesela eti bütün alırdık. Her parçasını kendimiz doğrar eder. Kıymamızı kendimiz yapardık. Her zaman çok kaliteli sebzeler kullandık. Onların tabii çok büyük etkisi kesinlikle var. Yani 3 kuruş daha az alayım, ucuz alayım falan öyle bir şey hiçbir zaman düşünmedik. Lezzetini o katta diyorsunuz. Tabii bir de tabağın prezentasyonu çok önemliydi. Doyurucu olması, tadı çok önemliydi. Biz, hı-hı, hep o konularda hassastık yani. Dolayısıyla Çanakkale'de ve gelen dışarıdan gelen diğer misafirlerimizde her zaman bizim yemeklerimizi takdir etmiştir. Mesela tabii özel ki bir kabağımız vardı, chips Çanakkale'de. Hiç kimse bunu yapamıyordu. Kabak chips zaten basit bir şey ama çok basit ama yani daha yeni yeni Çanakkale mutfağına girmeye çalışan veya giren bir ürün. Ama evet, aslında ilk başlatan tabii ki sizler de 1975, evet, yani 1980'lerde ben sizin mutfağınızla böyle tanışıklığım oldu. O dönemde ben sizde çok net bir şekilde hatırlıyorum, yemiştim. Evet. Yani o bakımdan iyiydik. Sonra çocuklarımızı biz, çalışan elemanları da, hı hı, servis elemanlarımızı falan hep küçükken alıp eğittik. Biz eğittik. Orada eğitim aldılar. Bunlar turizm eğitimi alarak büyümüş elemanlar değildi. Hı hı. Biz eğittik. Bizim kafamıza, yapımıza göre kendilerini uyarladılar. İstediğimiz gibi eğittik. Dolayısıyla çok başarılı olduk diye düşünüyorum. Yani daha, herkes ben, çok bundan zaten her zaman için gururla bahsedebiliriz diye düşünüyorum. Mutfak dedik, tekstilciliğiniz o tefriçata ve o temizliğe yansımış. Otel tabii her zaman için tertemizdi. Ben de temizlik, yani dediğim hijyen gibi hatırlarım. O hijyen kurallarına da uygundu. Peki, tekrar şimdi Anzak turizmine ve Anzak turizminin şeylerine, devamını, bugünkü geldiği noktaları falan anlatır mısınız? Anzak turizmi nasıl başladı ve bugün nerelerde? Şimdi 1970... Anzak turizmi çünkü çok önemli bir şeydir Çanakkale için. 70'lerde falan bu seremoniler yoktu. Yani biz, evet, Mart, Nisan'da 18 Mart kutlamaları falan da yoktu.
Öyle küçük çaplı şeyler olurdu. Gidilir bir çelenk melenk konurdu belki bir şeye. Büyük çaplı o şeyler yoktu. Zaman içerisinde işte Avustralyalılar başlattı. Daha sonra bizim Uğur Dündar zannediyorum Gelibolu konusunda bayağı bir yazılar yazdı ve biz de mecbur kaldık kendimizi düzeltmeye, karşıdaki mezarlarımızı elden geçirmeye. O dönemden sonra gittikçe de artarak bu Anzak seremonileri yapılmaya başlandı. Ancak Avustralya hükümeti yani çok büyük paralar harcayarak bu organizasyonları yapıyordu. Kolay değildi orada. Oturma düzenleri işte o elektrik vesaire çok büyük paralar ödüyorlardı. 2015'e kadar gittikçe artan bir kalabalık seremoniler yapıldı her sene. 2015'ten sonra artık biraz rölantiye aldılar ve nitekim işte bu ülkemizde olan bombalar vesaire terör olayları etkiledi. Evet, yani Sultanahmet'teki o turistlere yönelik bir bombalama olayı bu turizmi tamamıyla baltaladı. Bayağı baltaladı ve gittikçe de düştü. Onlar da o eski hevesi bir süre ara verdiler. Ve nitekim bu sene zannediyorum 200-300 kişi gibi böyle çok düşük rakamda sayıda Anzak seremonilerine katılım oldu. Yine sivil katılıma açık mıydı bu sene? Açıktı ama 200-300'ü geçmedi. Yani büyük bir organizasyon olmadı maalesef. Gerçekten çok zor. Yani güvenlik bu tür konularda çok önemli kavramlardan bir tanesi. Çünkü turist de aynı zamanda güvenliği de hepsinin yanında güvenliği de kesinlikle talep ediyor. Kesinlikle onları da arzuluyor. Yani sizin söylediğiniz gibi turist de eskiden bugünkü ödediğinin 10 katını veriyordu ve daha az hizmetle karşı karşıya kalıyordu. Fakat turizm artık sürekli taleplerin arttığı ve alternatiflerinde değiştiği bir alan oldu. Ya, kitle turizmi girdi maalesef. Öncelikle biliyorsunuz Yunanistan'a, İspanya'ya, sonra da Türkiye'ye. Kitle turizmi girince bizim bu kaliteli potansiyel maalesef soğudu ve gelmemeye başladı. Çünkü aynı fiyatlara daha düşük para vererek daha çok yeri gezme imkanına sahip olacaktı. Yani kaçırdık. Maalesef kaçırdık. Öyle olunca işte her şey dahil sistemler kondu. Charterlar başladı. Yani turizm değişti Türkiye'de. Güneydeki oteller de daha çok kumar üzerine kurulmuş tesislerdi o dönem. Kumar olayı da bitince işte her şey dahil sistemlere yöneldiler bu kitle turizmine. 100-200-300 eurolara insanlar 5 yıldızlı otelde her şey dahil kalmaya başladı. O kaliteli para harcayacak turisti kaçırdık maalesef. O hataya düştük. Tekrar geri gelir mi bilmem. Ama benim dönemimde çok güzel turizm yaşadım. Enver Bey, bir öyle değil ama programımızı da ayrıyeten sadece Türkiye'deki turizm ve turizm anlayışı üzerine yapalım. Çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum. Bence de. Çünkü bugün zamanımızı doldurmak üzereyiz veya daha doğrusu doldurduk. Çok teşekkür ediyorum öncelikle geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Bu güzel sohbetiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Ama sözümüzü de aldık. Türkiye'deki turizm, Türk turizmi hatta ve hatta kültür turizmi üzerine. Çünkü kültür sadece Çanakkale'de bir Anzak turizmi değil, bir Troya da var. İşte tabii, şimdi özellikle önemli. Son dönemlerde başlayan bir Gelibolu Yarımadası şehitlik turizmi var. Bir de işte yeni yeni yavaş yavaş özellikle özendirmeye çalıştığımız bir Kaz Dağları turizmi var. Bunların hepsini bir şekilde turizm çeşitliliği çok önemli. Evet. Çok fazla farklı ve Çanakkale'de bu açıdan çok zengin. Gerçekten çok yani doğru. Rüzgarı var, doğası var, kültürü var. İşte kültür bunların hepsini yeni bir programda tekrar sohbetimizi yapalım diyelim. Türkiye turizmini yapmakta fayda var bence. Tamam. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Değerli konuklar, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir bölümde tekrar buluşmak dileğiyle.